Beyrin Hanım. Buluşacak mıydık? Bu aralar biraz yoğun geçiyor, kusura bakmayın, unuttun mu? Unutmadınız Necat Bey. Ailenin için geldiyseniz ailen yukarıda. Benim çok önemli bir randevum var, gitmem lazım. İzninizi isteyeceğim. Randevunuz benimle Necat Bey. Efendim Berin'in? Berin, annemin koyduğu bir ön isim. Ben kızlık soyadımı kullanıyorum. Adım Pervin Güven. Aradığınız kişi benim. Sunan'ın annesi. Baş başa konuşabileceğimiz bir yer var mı? Günaydın Balarım. Ne yazıyorsun? Hiç yazma araştırması. Öğretmen ödev verdi. Aferin sana. Okuyabilir miyim? Akşam okursun. Kızgın mısın sen bana? Hayır. Okuldan sonra biz Keremcan ve Keremcan annesiyle beraber sahile gideceğiz. İzin veriyor musun? Babanın haberi var mı? Sen söylersin işte. Peki şöyle yapsak? Hep beraber gitsek olmaz mı? Hayır. Keremcan'ın tek başıma gitmek istiyorum. Üzgün gibisin sen biraz. Benim bilmediğim bir şey mi oldu? Hayır anne. Ben artık tek başıma bir şeyler yapmak istiyorum. Ben büyüdüm artık. Zaten seninle gitmene az kaldı. Bak takvime. Babam ama... Anneciğim sorun değil. Gideceğini biliyorum zaten. Gel bakayım buraya. Siz bana Berin demeye devam edeceksiniz Necat Bey. Ben de Sunay'a Aylin demeye devam edeceğim. Ne zamandır biliyorsunuz? En başından beri. Suna sizin yanınızda çalışmaya başladığından beri takip ettim kızımı. Kayra Gözlük'te olan ortaklığınız? Sunay'a yakın olmak içindi. Ama yanlış anlamayın. Benim için gayet iyi bir yatırım oldu. Peki ben sizi bulamasaydım ne olacaktı? Ama buldunuz. Sizi araştırma zahmetinden kurtardım. Önünde sonunda öğrenecektiniz. Bir an önce öğrenin dedim. Eğer öğrenmenizi istemeseydim sizi oyalayabilirdim. Pervin Hanım. Suna'nın annesine çok ihtiyacı var. Şu süreçte her şeyden daha çok ihtiyacı var. Sizi geçmiş hayatımla boğmak istemem ama bu imkansız. Kızımın karşısına annesi olarak çıkamam. Bunun için çok geçerli bir sebebim var. Almanya'dan çocuklarım için döndüm. Onların hayatlarına yavaşça usul usul temas edeceğim. Bu zaman içinde daha da ilerleyecek, gelişecek. Beni anneleri olarak değil ama annelerinin yerine koyabilecekleri biri gibi bilecekler. Gelecekleri benim garantim altında olacak. Bunları Sunan'ın bilmeye hakkı yok mu? Asla. Bu imkansız. Bilmediğiniz şeyler var Necat Bey. Lütfen siz de sormayın. Siz de Sunay'a asla hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Anlayamıyorum gerçekten sizi şu an. Necat Bey, asla. Pekala. Ben bu gerçekleri bilirken Sunay'ın yüzüne nasıl bakacağım? Bana bu bilgiyi neden söylediniz ki o zaman? Siz de kızınızın mutluluğu için ona yalan söylemediniz mi? Aynısını yapacaksınız. Ha, bu bilgiyle... Ne yapacağınızı öğrenmek istiyorsanız sizi ve kızımı yalancılıkla suçlayan kişinin karşısına çıkıp asıl yalancının kendisi olduğunun yüzüne söyleyebilirsiniz belki. Hem belki kızından özür dilemesine de sebep olur bu. Sonuçta siz de
Suna'nın annesinin yaşadığını tesadüfen öğrendiniz. Berin Hanım. Ah. Hoş geldiniz. Aylin'cim, nasılsın? İyiyim. Ay, çok özlemişim. Ben de. Her şey yolunda mı? Yolunda, yolunda. Necat, biz Hayri ile Kayra'yı okula bırakmaya gidiyoruz. Sordu, tutturdu Keremcan ve annesiyle sahile gideceğim diye. Tamam, ben konuşurum Kayra ile. Tamam. Siz kahvaltıya kalsaydınız? Aa, kalamam bir tanem. Gitmem gerekiyor. Peki, tamam. Hoşça kal. Hoşça kal. Harika bir kız değil mi? Keşke hiç yanından ayrılmama şansım olsaydı. Ama olamadı. Kızımın hayatının güzel geçmesinden emin olmalıyım Necat Bey. Onun mutlu olacağından emin olmalıyım. Beni anlayabiliyor musunuz? Sizi anlamaya çalışıyorum. Ama şunu bilin. Gerçekleri Suna'ya asla anlatmayacağım. Çünkü bunu sizin yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Bu arada bugün hep birlikte muhallebicide olacağız. Biliyorum. Suna'ya sürpriz yapacağım. Değer verdiği herkes orada olacak. Lütfen siz de gelin. Berin olarak da olsa gelin kızınızın yanında olun. Suna bana kendini kimsesiz hissettiğini söyledi. O bunu asla hak etmiyor. Eğer bugün gelirseniz, kızınıza bir gün gerçeği söyleme ihtimalinize sarılıp, yüzüne bakıp gerçeği söylemediğim her gün için vicdan azabımı bu şekilde durdurmaya çalışacağım. Sen iyi bir adamsın. Hiç değişme, olur mu?